buluşuyor demiştik, aktardık. 5 grup halinde onlarla bir araya gelecek. Dün akşam da yemek vardı. Bir araya geldi vekillerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28. dönem milletvekilleriyle. Ve orada verdiği mesaj dikkat çekiciydi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun vekillere aile içi tartışmalar dışarı yansımasın, içimizde konuşalım, aramızda çözelim dediği öğrenildi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsam da olmasam da birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor. Partisinin belediye başkanları ve parti meclis üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 28. dönem milletvekilleriyle de akşam yemeğinde buluştu. Ahlatlıbel'de 3 saat süren akşam yemeğinde sızdırılan Zoom toplantısına katılan isimler de vardı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e Grup Başkanı Özgür Özel'le yan yana geldi. Kılıçdaroğlu basına kapalı buluşmada kısa bir konuşma yaptı. Parti içi konuları kamuoyu önünde tartışmayın. Aile içi tartışmalar dışarı yansımasın. Dışarıda ayrışmayalım, içimizde konuşalım, kendi aramızda çözelim dedi. CHP lideri ayrıca tatil döneminde milletvekillerine bazı talimatlar da iletti. Vekillerin muhtar ve kanaat önderleriyle buluşmalar yapmasını istedi. Ayrıca oy alınamayan bölgeler için özel çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Amasra maden faciası davasının 3. duruşması tamamlandı. Ara karar açıklandı ve dava 16 Ekim'e ertelendi. Kaza değil, katliam. Katledilen 43 Amasra'nın maden işçisi ve tüm işçiler için adalet istiyoruz, alacağız. Hepsi biliyordu. Hepsi biliyordu burada bunun olacağını. 43 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciası davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Tüm sanıkların maaşlarının 3'te 2'sini almaya devam ettiği öğrenildi. Dava 16 Ekim ertelendi. Kömürden kara bir gündü. 14 Ekim 2022. Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait müessese 41 işçiye mezar oldu. 2 işçi de sonraki aylarda hastanede yaşamını yitirdi. 11 işçi yaralandı. İçerideki tutukluların ailelerinin yakınları diyormuşlar ki bizlere söz verildi, dışarıya çıkartılacaklar. Bize hiç kimse söz vermiyor. Bizim 43 canımız yerin altında. Bize de birileri söz versin ama biz adalet istiyoruz. Facianın ardından madenin müessese müdürü Cihat Özdemir dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü duruşma Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün de sürdü. Adliye çevresine geniş güvenlik önlemleri alındı. Sonucu ne olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün, bizlere ne kadar bedel ödetmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ailelerin arasına ne kadar nifak tohumu sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar, burada olacağız, vazgeçmeyeceğiz. Davada 7'si tutuklu 23 sanık yargılanıyordu. Cihat Özdemir dışında işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, işletme baş mühendisi Mehmet Tural, olası kastlı öldürme suçundan 1080 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyordu. Diğer 19 sanık içinse bilinçli taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Sadece üretim baskısı ve personel yetersizliği değil aslında. Bütün planlamayı yapan yer TTK Genel Müdürlüğü. Sorumluluk bu kadar netken cezasızlık pratiğini de bu kadar net şekilde gözümüzün içine baka baka uyguluyorlar. Duruşmada yaralı madencilerle hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi. Tanıklıklara göre facia göz göre göre geldi. Havalandırma sisteminde yaşanan sıkıntı, üretim baskısı, rüşvetle işçi kayırma 43 işçinin ölümüne neden oldu. Ne kader ne kaza. Yaşananın adı katliamdır. Cumhuriyet Savcısı görüşünü açıkladı. Tutuklulara mevcut halinin devamını talep etti. Tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bilirkişi heyeti oluşturulup maden ocağında keşif çalışmalarına başlanacak. Duruşma tanıkların dinlenilmesi için 16 Ekim ertelendi. Son yılların en can yakıcı konularından biri,
Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşananlar bildiğiniz gibi, bir taraftan enflasyon, bir taraftan o fahiş fiyatlar, barınma derdi, barınma meselesi Türkiye'nin bugün en önemli sorunlarından biri. Durum böyle olunca ev sahipleri ve kiracılar geçmişe nazaran çok daha sık karşı karşıya gelmeye başladılar ve dava dosyalarının sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Durum böyle olunca şöyle bir çözüm bulundu. Dava dosyaları için bundan sonra 1 Eylül tarihi bu arada milat 1 Eylül'den sonra artık ara bulucu sistemi işleyecek. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var, birazdan ekranlarınızda olacak. Peki bu sistem nasıl işleyecek ve burada çok dikkat edilmesi gereken noktalar var, onlar neler? Yanıt Haber'de izleyeceğiz birlikte, sonra bu konuyu enine boyuna konuğumuzla konuşacağız. Arabuluculuk görüşmesine katılmayan taraf davanın neticesinde haklı çıksa dahi arabuluculuk ücretlerini ödemekle yükümlü olacak. 1 Eylül'de kira uyuşmazlıkları için zorunlu arabuluculuk başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hızlı barışçıl uzlaşma olacağını, 3 haftada tamamlanacağını, masraf yapılmayacağını söyledi. 1 Eylül'den sonra arabulucuya başvurup 3 hafta dolmadan dava açılamayacak. Eğer bir kişi 1 Eylül sabahı bir kiracısına tahliye davası açmak istiyorsa doğrudan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek dava açamayacak. Açarsa davası reddedilecek. Dolayısıyla önce zorunlu arabulucuya gitmek ve bu süreci tüketmek zorunda olacak. Bu süreci tüketmezse hiçbir şekilde dava açamayacak. Zorunlu arabulucuya başvurmak isteyenler merkezi adliyeler içerisindeki arabuluculuk merkezlerinden, e-devlet aracılığıyla UYAP üzerinden ya da avukat aracılığıyla başvurabilecekler. Başvuru ücreti olmayacak. Sistemden bir arabulucu atanacak. Arabulucu verilen adres ve bilgiler üzerinden taraflara ulaşıp savunmalarını ve iddialarını dinleyecek. Ardından ofisinde uzlaşma görüşmesine davet edecek. Taraflar bu görüşmenin 2 saatlik kısmına ücret ödemeyecekler. Devlet karşılayacak. Görüşme uzarsa taraflar ödeyecek. Taraflar arabulucuya gitmeyi reddedebilecekler mi? Şöyle, arabuluculuk davetine katılmamak haklı olan taraf açısından çok büyük bir maliyet oluşturuyor. Bu da devletin arabuluculuk görüşmesine zorunlu olarak katılmayı sağlamak için getirdiği bir düzenleme. Haklıyken haksız çıkmamak için arabulucu davetine gitmek şart. Arabuluculuk görüşmesine mutlaka katılmak zorundayız. Katılmazsak, davanın sonucunda haklı çıksak dahi arabuluculuk ücretlerini biz ödemek zorunda kalacağız. Arabulucu kararı mahkeme kararı niteliğinde olacak. Yani mahkeme kararı hükmünde olacak. Bu şu demek, taraflar eğer bu karara riayet etmezler ve uygulamazlarsa arabuluculukta uzlaştıkları karara, karar lehine çıkan taraf bunu mahkeme kararı gibi icraya koyabilecek, ilam gibi. Uzlaşılamazsa da arabulucu uzlaşılamama tutanağı tutacak ve resmi olarak kayıtlara geçecek. Kayda alan kişi dava açabilecek. Uzlaşmazlık tutanağı olmayan kişi dava açamayacak. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 arasında toplam tahliye davası sayısı Türkiye genelinde 22 bin iken, şu an 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran arasında 47 bin. Ben maliklerin uzlaşma görüşmesinde, arabuluculuk sürecinde tahliye davalarından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masraflı ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak. Bu 1 Temmuz'da uzatılma sebebiyle mal sahiplerinin tahliye davalarını devam ettireceğini ve 1 Eylül'deki arabuluculuk sürecine de hiçbir şekilde onu kabul etmeyerek, uzlaşmayarak davalarını o bir aylık sürenin sonunda açacaklarını, ben yıl sonunda 100 bin sayısını tahminen görebileceğimizi düşünüyorum. Kiraz çözüm önerilerini sıraladı. Kesinlikle ekonominin ciddi şekilde düzeltilmek zorunda olması, enflasyonun düşmek zorunda olması, bu %25 kuralı yerine üst sınır ve alt sınır getirilmesi, kiralık sosyal konut üretimine derhal geçilmesi. Kiraz tersine göçünde çözüm olduğunu söyledi. Sosyal kültürel değişimli şehirler yaratmanız gerekir.
Aslında ara buluculuk bu konudaki ilk maddemiz bu soruna bakarken. Diğeri yeni dönemde fahiş kira artışı yaptığı tespit edilen ev sahiplerine hapis ya da para cezası gelecek. Diğer taraftan da yeni bir uygulamadan bahsediliyor. O da boş ev vergisi. Detaylarını birazdan ben anlatacağım. Konuğuma da soruları soracağım. Kim konuğumuz peki bugün? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar Buket Hanım. Teşekkürler, sağolunuz. Şimdi Adalet Bakanı'nın açıklamaları da ekrandaydı. Ne diyorsunuz, böylesine büyük bir barınma kriziyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki her bir vatandaş karşı karşıyayken ara buluculuk dönemi 1 Eylül'de başlayacak. Evet, sizce soruna bir katkısı olacak mı çözümüne ya da neyi nasıl değiştirecek? Buket Hanım, aslında son 2 yılda ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları o kadar çok arttı ki sulh hukuk mahkemesinde görünen tüm davalar içerisinde en fazla dava türü olmaya başladı. Bununla beraber tabii ki süre uzadıkça ya ev sahibinin mağduriyeti ya da kiracının mağduriyeti çok fazla artarak devam ediyor. Bu süreleri kısaltmak adına belki burada hızlı bir şekilde çözüm olabilecek birkaç dava türü var. Belki tahliye davası olabilir burada veya bir kira tespit davası olabilir. Bununla ilgili çok daha kısa sürede bir çözüme kavuşturmak aslında tarafları bu uzun süreçlerden